diyetiyle başlayalım. Protein diyetiyle birlikte yumurta tüketimi de çok fazla arttı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Nasıl bir gelişim bu? Evet, maalesef yani protein diyeti bilindiği gibi Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendi Karatay diyeti diye bir diyet sundu ve sürekli televizyonlarda, gazetelerde protein diyetini anlatıyor. Protein diyeti nedir? Et, peynir, yumurta gibi hayvansal besin ağırlıklı beslenme, karbonhidratsız yani un mamullerini ve karbonhidratlı meyveyi hayatınızdan çıkarıyorsunuz veya da çok çok azaltmanız gerekiyor vesaire. Aslında bu 1920'li yıllarda Hollywood'da artistler, mankenler arasında çıkan Hollywood diyeti zamanla değiştirildi. Fransız asıllı Doktor Pierre Dukan bu diyeti formüle etti ve dedi ki çok ağır bir diyet. Yani protein ağırlıklı beslen dediğiniz zaman protein ağırlıklı beslenen kişinin vücudunda çok yoğun oranda asit oluşur. Yani nedir? Et, peynir, yumurta yediği zaman hayvansal besin aşırı asidoz, asitlenme nedeniyle kişinin bünyesinde oluşan asit birçok hastalığı tetikler. Obeziteye sebep olur, kalp damar rahatsızlığına sebep olur, böbrek yetmezliğine, şeker hastalığına, bütün hastalıkları tetikler. Bu nedenle protein ağırlıklı beslenen insanlar kalp damar hastası olmaması gerekir, obez olmaması gerekir, şeker hastalığı, hiçbir hastalığı olmaması gerekir. Bir, çok yoğun tempo ile günde en az 2 saat spor yapabilecek zamanı, isteği, arzusu olan kişiler yapması gerekir. Rastgele herkes protein diyeti yapamaz. Yapmaması gerekir. Peki, yumurta tüketimi nasıl oluyor protein diyetinde? Ne kadar fazla? Kaç adet ya da sadece ona mı bağlı, yumurtaya mı bağlı protein diyetinde? Önemli et, peynir, yumurta. Et, peynir, yumurta. Evet. Protein diyeti. Yani hayvansal besin ağırlıklı beslenme. Protein diyeti. Hayvansal besinler et, peynir, yumurta ile ağırlıklı beslenirse kişi yağlar yağ asidine, yağ asidi aside dönüşür. Kan asitlenir. Asidoz. Kan, kişinin kanı asitlenirse ne olur? Kandaki kalsiyumu emer. Mıknatıs gibi asit kendine çıkar kalsiyum. İki, damarların iç yüzeyindeki kalsiyumu emer asit. Asidin nötrleştirilmesi gerekir. Aksi takdirde ölüm tehlikesi, riziko. Üç, kanda ve damarda kalsiyum bulamazsa kemiklerdeki kalsiyumu emerek asidi nötrleştirmesi gerekir. 4. Hücre içerisinde depolanan kalsiyumu emerek nötrleştirmeye gerek. Nötrleştirmeye gerekir asit olur. Bu nedenle protein ağırlıklı beslenen kişi asidi atması gerekir. Atmak için de çok yoğun tempolu günde en az 2 saat spor yapması gerekir.